Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Mart 2021. A101'leri, bahçe, balkon, çiçek malzemeleri gelecek. Bazı araç gereçler gelecek. Evet, broşüre baktım. Acaba gelmiş mi diye A101'e giriyorum. Ben de bugün tohum almak istiyorum arkadaşlar. Özellikle tohum almak için geldim. Evet, ilerliyorum. Evet arkadaşlar, haftalık aktüel ürünlerin olduğu yere geldim ve evet, bir kutu sümbül görüyorum. Sümbüllere şöyle bakıyorum, inceliyorum. Henüz açmadılar. Görevliye sorduğumda rengi belli mi diye bilmediğini söyledi. Üzerinizde rengi yazmıyor ama pembe ya da mor olarak geleceği söylenmişti. Muhtemelen bunlardan birisi olacak. Evet, şöyle tek bir soğan üzerinden bir tane çiçeği çıkıyor. Fakat bu soğanların yanından yavru soğan daha sonra çıkabiliyor, oluşabiliyor. Her soğandan bir tane sümbül çıkıyor arkadaşlar. Fakat bu söylediğim gibi bu soğanlar farklı bebek soğanlar, yavru soğan oluşturabiliyor. Eğer dönemi geçmemişse o yavru soğan da büyük sümbül olabiliyor arkadaşlar. Bakın şöyle, bunlar büyük büyük soğanlar. Biraz ilerliyorum, diğer aktüel ürünlere bakacağım. Evet arkadaşlar, bir kutu daha gelmiş. Gördüğünüz gibi ben bu çekimi çok erken yapmaya çalıştım. Saat 8 gibi geldim. Çünkü benim bulunduğum yerde 3 tane A101 var, fakat yakınlarda bir ilkokul olduğu için anneler çocuklarını bıraktıktan sonra çok erken marketlere gelebiliyorlar, ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Tabii bu çok normal bir durum, fakat erken saatlerde bu şekilde bitebiliyor. Sizler de çok geç saatleri bırakmadan almayı düşündüğünüz ürünü almaya gelebilirsiniz. Evet, büyük boy yuvarlak saksıları görüyorsunuz. 4.95'ten satışa sunuldular. Yeşil olandan geçen yıl almıştım ben. Çok işime yaradı, çok güzel. Balkon saksıları arkadaşlar. Bunlar çok uzun değil. Şöyle çıkartamıyorum. Çok kısa da değil. Ve genişliği de iyi. Yani çok dar da değil arkadaşlar. Geniş bir çekim almaya çalışıyorum. Evet. Şöyle renk renk getirmişler. Bahçe araç gereçlerini görüyorsunuz şu anda. Çatal çapa var. Testere var. Bunları inceliyorum. Hepsinin sapları ahşap. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Evet, farklı ürünleri bakmaya çalışıyorum şu anda. Bahçe araç gereçleri bunlar. Evet, keseri görüyorsunuz. Evet, bağ makası, bir tane bağ makası gördüm. İncelediğim zaman da çok fazla göremedim. Ya ben göremedim ya da çok az geldi. Şöyle açıyorum, bakıyorum. İnceliyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bağ makası. Çok merak eden olmuştu. Şoka da gelecekti. A101'e de gelecekti. Tereddüt edenler vardı. Almak isteyenler için bu şekilde bağ makası yerine koyalım. Buradaydı. Evet, inceliyorum. Ve tohumları buldum arkadaşlar. Özellikle ben bunlara bakmak istiyorum. Bir kutu şeklinde gelmişler. Çok çeşit olarak gelmiş. Şöyle düz bir yere koymak istiyorum. Koyuyorum. Kokulu top fesleğen. Yine birkaç tane olarak gelmiş arkadaşlar. Açelya çiçeği tohumu gelmiş. Tek olarak gelmiyorlar arkadaşlar. Birkaç tane. Şöyle sıra sıra bakıyorum, inceliyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet, nergis çiçeği tohumu geldi. Ben bundan almak istiyorum ama aslında nergis bu şekilde değil. Daha farklı. Tabii türü farklı olabilir. Benim bilmediğim bir şey de olabilir. Evet, Hüsnü Yusuf. Ben özellikle bunu bekliyorum arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir çiçek. Hüsnü Yusuf çiçeği. Fidesi de eğer gelmişse çiçekçilere, ben fidesini de almak istiyorum. Hüsnü Yusuf'un. Kasımpatı çiçeği. Yine kasımpatı çiçeği arkadaşlar. Ve çörek otu çiçeği. Ben bunu ilk defa duydum. Belki bildiğim bir şey değil ama çiçek ismi olarak bilmiyor olabilirim. Portakal kadife çiçeği. Çok görmüşsünüzdür dışarılarda. Horoz ibi tohumu arkadaşlar.
Ne? Papatya çiçeği tohumu. Ben bunu da almak istiyorum. Papatya çiçeklerini de ben çok seviyorum. Hani sevdiklerimi almak istiyorum. Umarım bunlar çok güzel olurlar. İki tane varmış ya da üç tane papatya varmış. Karışık çiçek tohumu da geldi. Evet, bunu da almak istiyorum. Bunu da kenara koydum. Çok geldi arkadaşlar. Hani seçeneğiniz de çok fazla. Kozmos çiçeği tohumu. Şeboy çiçeği tohumu. Karışık çiçek tohumu yine. Bunlardan çok geldi özellikle. Kokulu top fesleğen yine. Aslan ağzı çiçeği tohumu. Bunların fideleri de geliyor arkadaşlar. Çiçekçilere. Sarı papatya çiçeği tohumu. Ben bunu da almak istiyorum. Sarı papatyadan. Bunu da şöyle bir ayırayım. Arkadaşlar arkalarında ne zaman dikileceği, ne zaman ekileceği ve ne tür bir özelliği olduğu yazıyor. Şöyle kenara koyuyorum. Ben çarşıdan, ziraatçilerden de tohum alacağım. O çekimi de yapacağım size. Evet, şöyle. Diğer iki papatyayı da karşılaştırıyorum. Boyları aynı mı diye. Aynı yan yana diksem boy farkı olur mu diye. Evet, bunları bir aldım ben. Kenara koyuyorum. Daha sonra ödemesini yapacağım. Evet, farklı ürünler var mı? Bakıyorum. Evet, buldum. Yine bahçe malzemeleri. Küçük ele uygun olan çapalar, kürekler. Bunlar, evet. Bunlar da çok iş görüyorlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yerine koyuyorum. Birkaç tane gelmiş. Hani çokça gelmiş. Hani bulamadım demeyin. Hani bugün yarın yine bulabilirsiniz gibi. 14 TL'den onlar da satışa sundular. Çiçek tohumları 1,5 TL arkadaşlar. Çok uygun. Şöyle biz yerine koyalım. Çiçek tohumunu. 1,5 TL'den satışa sunuldular. Dışarıda daha fiyat farkları olabiliyor. Evet, bodrum saksılar ortaları açık. Özellikle bu bodrum saksılarına tohum dikebiliyorlar. Şöyle sümbülleri çektim. Evet, diğer gelecek olanları farklı yere koymuşlar. Evet, el arabası var 149 TL'ye. Bahçe hortumu var 20 metre kadar. O da 39 TL'ye satışa sunuldu. Evet, diğer soğanlı çiçek tohumlarını görüyorum. Genellikle içlerinde 3 tane görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ekimi, dikimi arkasında yazıyor. 9 TL küsuratı da var satış olarak. Evet, şöyle bakıyorum. Renkleri yazıyor. Mesela bu pembe renk. Gördüğünüz gibi üzerinde renkleri de yazıyor. 3 tane soğan genellikle var. Evet arkadaşlar, şöyle çeviriyorum. Evet, diğerlerine de bakıyorum. Da başka bir çeşitte. Evet, zambak çok geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle geniş alıyorum. Belki benim dikkatimden kaçan olabilir. Siz daha dikkatli bakıyor olabilirsiniz. Arkasında ne zaman ekileceği, ne kadar sulanacağı, ne kadar derinliğe ekileceği hepsi yazıyor. Bunlar arkadaşlar dış mekanda daha güzel büyüyorlar. Hani evet, evinizde de büyüyebilir. Soğanlı bitkilerin çiçeklenme dönemi bittikten sonra çiçekleri kuruyor, yaprakları kuruyor. Fakat dış mekanda toprak altında kalırsa ya da siz onu alıp başka bir yerde kuru bir ortamda saklayıp tekrar dikerseniz seneye tekrar çiçek açacaktır. Arkadaşlar ben bu tohumları seçtim. Ödememi yapacağım ve çıkacağım. Evet, ödemimi yaptım. A101'den ayrılıyorum. Bunların dikimini daha sonra yapacağım ve nasıl dikildiğini size göstereceğim. Yazın bunlar kurusa da dış mekana dikerseniz seneye onlar tekrar büyüyecektir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın.